Boyum olsa da 1.50 Seni kaldırırım 1.50 Benim boyum olsa da 1.50 Seni kaldırırım yukarı 1.50 Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Boşun artık kupa kasmayın. Birazcık trajik girmiş olabilirim ama gerçekten de öyle. Boşun artık kupa kasmayın çünkü kupa sistemi kilitlendi dostlarım. Şu an yanımda dünya birincisi Ali var. Ali tanıyorsunuz onlarca kez kanalımıza konuk oldu. Öncelikle bir Ali'cim hoş geldin demek istiyorum sana. Nasılsın? Merhaba Ahmet ben de seni ve senin izleyicilerini selamlıyorum. Hoş bulduk. Çok şükür ben iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim Ali'cim. Gençler bugün Ali'yle birlikte inşaatçı 2.0 kupa sistemi hakkında konuşacağız. En çok bundan zarar gören Ali oldu. Hani içerik çıkartamıyor. Nedeni ise Ali söylesin. Daha iyi olur. Alicim, nedenini izleyicilerimize söyler misin? Neden artık saldırı yapamıyorsun? Neden kupa kasamıyorsun? Nedeni senin de en başta söylediğin gibi kupa sistemi kilitlendi. Artık hiçbir şekilde rakip bulamıyoruz. 18.000 kupaya kadar sıktım. Ee, bir sıralamaya göstersem benim yerim 87. sırada olmak, olmam lazım şu anda. Bir dakika 7. Ee, sıra. Aynen şuradasın. Yok Kemal 7. sırada. Evet kanka 87. sırada. He, 87. Özür evet. dilerim. Şöyle bir aşağı doğru evet. kaydırıyorum. 87. Aha buradasın Ali'cim evet. gördüm seni. E, şu anda gördüğün gibi ben şu an 87. sıra sıradayım ya 10 gündür bu, bu şekilde yani. Bir, ne bir, bir e, şöyle söyleyeyim ne bir sıra ilerledim ne bir sıra geriye düştüm. Düşünsene 10 gündür sıralama değişmiyor ve ilk sırada olan arkadaşlarda da aynı şekilde hiçbir şekilde rakip Baksana, vermiyor. bug'a girdi. <gülüyor> <gülüyor> evet oyun bug'a girdi gördüğün gibi. Heh, güzeldi. Bunun ee, nedenini, nedenini ben şöyle açıklayabilirim. Benim, e, benim düşünceme göre şu şekilde oldu. Supercell bir yerde bunu durduramadı. Kupa gördüğünüz gibi 19.000 evet. kupaya kadar sıktı kupalar yani. O yüzden de bunu durduramadı bir yerde o, ve çözüm aramak için kupa sistemini kilitlediler. Benim düşüncem bu. Bu arada dostlarım şu an ekrana bir video kaydı koymuşumdur. Ali'den rica ettim. Dedim ki bir saldır de şuradan hemen şimdi rakip bul dediğim zaman ben 5000 kupada olduğum için direkt rakip bulacaktır. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak Ali 18000 kupada olduğu için rakip bulmuyor. 6 dakika boyunca kayıt aldı arkadaşımız ve hiçbir şekilde rakip bulamıyor arkadaşlar oyun. Yani kilitlenmiş. Şu an bu kaç gündür kupa sistemi bu şekilde hani örnek veriyorum birinci kaç gündür 19.560'da ya da 10. 15. Hani bu sistem ne zamandır böyle kilitli? 10, 10 günden fazladır kanka minimum 10 gün 10 günden fazladır ki azı yok. Yani 10 gündür diyorsun burası ne bir oynama ne bir yukarı ne bir aşağı herkes yerinde duruyor. Aynen öyle. E o zaman bu birinci için çok güzel bir şey düşünsene sezon bitecek 5 gün sonra birinci e, önceki sezonun e, tablosunda hep birinci sırada gözükecek. Kanka şöyle bir şey var. E, Geçen sezonun da birincisi zaten şansa birinci oldu. Şu andaki e, birinci sırada olan arkadaşa şa şanslı bir şekilde birinci olacak. Düşün. herkes kupa kasıyordu. Bir anda kilitlen, kilitlendi ve birinci sırada olan arkadaş birinci sırada kaldı. Çok Burada ya. da aynı şekilde şansa oldu. bak. <laughs> Evet güzel şans. Ve bu durumu dostlar Süpersel de biliyor zaten tweet attı. Biz 3. seviye partnerler de aynı şekilde yazdık. Dedik ki bu bu şekilde olmuyor. Kupa sistemi kilitlendi. Yani kimsin ne kupa kasabiliyor ne kupa çıkabiliyor ne kupa düşebiliyor. Bu aynı zamanda şöyle bir sıkıntı da var. Alev siz ganimet de kasamıyorsunuz sonuç olarak. Buradaki yıldız puanlarını da kasamıyorsunuz. Ganimet kasamadığınız için hesabı da yükseltmekte zorlanıyorsunuz. Peki sen ganimet durumunu nasıl karşılıyorsun? Tam da kanka ben de o konuyu söyleyecektim. Zaten şu anda köy neredeyse bitti bende ama bir tane e, okçu kulesi ve dev topum kaldı onları basamıyorum. Çünkü ganimeti biriktiremiyorum. Bir inşaatım çalışıyor gördüğün gibi diğeri boşta. Onu nasıl olacak bilmiyorum. Herhalde bir sonraki sıra, sezonda düzelirse o zaman basarız artık. Zaten şu an gördüğüm üzere hızlandırma yapmışsın. Saat Kulesi hızlandırması yapmışsın. Ee, bu bir nebze de olsa buradaki altın ve iksir e, topluyucularından ganimet sağlayacaktır sana. Aynı zamanda mutlaka baskınlara katılıyorsundur tahminimce. Baskınlara katılıp baskınlardan her hafta 1 milyon da olsa ganimet alabilirsin. Onun dışında da yani altın biletin varsa oradan da bir kere ürün kullanma hakkın olur. Onun dışında hep topluyuculardan büyük ihtimalle topluyorsundur. Ve buna rağmen bence köyünü yine güzel geliştirmişsin. Ne kaldı bu arada Ali köyünde fullenmeyen? Bir galiba Evet, resmi kaldı. evet bir okçuk resmi kaldı bir de dev top kaldı yanında yakınında. Dev top ben niye göremiyorum? Ha buradaymış. Şey. <laughs> evet tam yanında. yani dev topun kalmış güzel. Diğer köy burası full müslüm savunmalar aynen full. Evet buradaki hepsi. Çok bir, güzel. A kanka bir unuttum. E, muhafız muhafız kulübesine tıklasana diğer köyde. Bir Hayır, de o kaldı. Ha, bir de o kalmış. evet, evet. evet Yani de o kaldı. Şu an şöyle söyleyeyim. 10 gün içerisinde kupa kasmış olsaydın belki duvarların bir çoğunu... E, belki bitirmiştin. Aynı keza e, savunmalarının ikinci şartını çalıştırıyor. Hatta laboratuvarını şu an deli gibi çalıştırıyor olacaktın. Yani bence yeni sezondan birlikte buna bir el atacaklardır. Çünkü oyunun sistemi komple değişti arkadaşlar. Bakın anlatamayacağım kadar her şey değişti. Köy ikiye bölündü. Hani ben bu şekilde daha çok sevdim aslında Ali diğer köye göre. Çünkü diğer köy çok büyüktü ve her şey iç Bu şekilde birazcık daha düşünmeye yönelik saldırılar yapmaya sağlıyor. Sence bu benim fikrim bu arada. Senin fikrin ne? Kanka benim fikrim şöyle. Bir yönden tabii ki haklısın hak veriyorum sana. Daha farklı saldırılar ve daha eğlenceli saldırılar oluyor. Ee, bildiğimiz gibi diğer köyde herkes oynayamıyordu. Çünkü çok fazla dikkat e, gerektiren bir e, nasıl söyleyeyim oyundu o zaman. Şimdi e, daha çok oyuncu katılıyor tabii ki daha çok oyuncu oynamaya çalışıyor. Hı hı. Bu sorunlar eğer olmasaydı ben inan inanıyorum ki daha fazla oyuncunun oynayabileceği bir oyun haline gelmiş olacaktı. Bu sorunlar birazcık oyunu yine de e, düşürüyor e, maalesef. Bu arada ana köyüne de baktım ana köyüne güzelmiş ha. Bu arada Ali tasarımında... <laughs> tasarımda bir cuk kalayalım da Allah razı olsun şöyle bir kaydet diyelim etkin olarak ayarla ya da dur şöyle yapalım bu arada dostlarım Ali ile birkaç videodur çektiğimiz zaman mücadelesiz bitiriyorduk abi Ali ile mücadele et mücadele et diye videonun başında da böyle ufak bir kapıştık dedim ki Ali senin köyünü üçlerin falan dedi ki üçleyemezsin böyle bir, dünya dünya birincisinde yenelim arkadaşlar Ali'cim hazır mısın bir vs atmaya tamam kanka hazırım gel. ama benim bu arada ezicimden hava bombam sen beni duman edersin ya ee, bir şey düşünürüz kanka. Sen bende de zaten bir tane <laughs> oksu kulesi şu anda tamirde ama senin evet, senin tamirde olan e, savunmaların daha çok ve evet. daha önemli. Bu arada burası başına kadar dolmuş Ali ben niye bunları dolduramıyorum, çalıştıramıyorum. Şunu da bir hızlandırayım. Güzel. 2 gün sonra Ali şuradan e, elektrot iş büyücüsünü basıyorum. Ondan sonra ne basayım, neye yöneleyim? Ne diyorsun? Hani bunu fullledikten ee, sonra. bir bakayım kanka. Sen oktu veya birinciye basabilirsin. İkisi de çok önemli. Hani kullanılır diyorsun tamam okçuya binecek Evet okçuyu ilk önce bassan daha çok işine yarar. Tamam. Çünkü her iki şöyle kullanabiliyorsun. Tamam. Bineceği genellikle ikinci şöyle kullanıyoruz. Tamam tamam İndir o şekilde. Bu arada benim ordum bu şekilde Ali. Zaten sana bir kere tek saldırdım. O da e, deneme amaçlı yapmış olduğum bir saldırıydı. Burada bebek ejder ve buradaki e, elektro ateş ordusunu kullanıyorum. Ordu nasıl sence? E, gayet güzel kanka. Bazı e, bazı düzenlerde yani iş yapabilir ama e, bazılarındaysa bazılarında ise bildiğimiz gibi optik eğer uzak menzilli optik sırf e, şöyle söyleyeyim en kenarlardaysa o zaman sıkıntı evet, olur. Şöyle olacak. köşelerde evet. falan olursa evet, e, iş Tamam bir mücadele at. Bir dalalım. Şöyle bir dur senin he, tamam. Senin düzeni atmayacaktım. Şöyle ben mücadele attım. Sen de bir mücadele at. Bir kapışalım. Bir seni tokatlayayım. Ya da sen beni bir duman et. <laughs> Deneyelim kanka bakalım. <laughs> Şöyle bir saldırıyı kabul ettim. Alicim, sence bu yeni olan bitti. Sistemi çözerler mi? Hani sorunu çözerler mi daha doğrusu? E, bu sorunun çözülmesini biz de bekliyoruz gerçekten ama bilmiyorum kanka çünkü çok şüpheliyim bildiğin gibi oyun başladığından beri birçok sorunlar ortaya çıktı ve bu sorunları zaman zaman çözdüler ama yine yenileri ortaya çıktı e, bekliyoruz bakalım umudumuz oyendi <laughs> umudumuz oyendi hayırlısı e, be gülüm maalesef yani oyunun bu halde olması benim e, içerik çıkaramamama kadar getirip çıkardı. Yani sorun çıkar diyorsun. Anladım. Vallahi yani. Ali, durum çok kötü. Yani ben sana kesinlikle hak veriyorum. Ee, umarım bu sorun bir an önce düz düzelir. Öyle söyleyeyim. Ben bu arada ben saldırıya başladım. Ağır savunmaları hızlı bir şekilde top arabasıyla indirmeye çalışacağım. Sen de bana bütün saldırmaya başlamışsındır. Evet kanka. Ben de başladım şu anda. Çok güzel. Abi testa çıkma ya. Ali orada oraya niye test koyarsın Ali? Ali oraya niye ele... test koyarsın? Tam da ben senin ekranını izleyebiliyorum. Şu sırf bu yaptığın saldırı için. Yani de, oradan o Tesla. Çok, kanka oradan top arabası çok kullanıyorlar. Ee, evet. Muhakkak öyle bir tutak lazım. Yani Tesla ya, orada ben... olmazsa Ali oradaki hava bombası düşecek ve köy artık yani orduma göre çok düşmüş olacak. Evet. Şu anda hem senin ekranını izliyorum hem de kendi saldırımı yapıyorum. Birazcık zor oluyor. <laughs> İzleme beni sen kendi oyununa bak lan. Şöyle. Merak ediyorum, sen yüzde kaç alacaksın. Şöyle yakınlaştırayım ama dev top görecek. Görecek o zaman. Şöyle bir artık ilerleyelim aga bebişim bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya göndereceğiz. Güzel sa savaş makinasını gönder. Ya abicim duman ettiler ya. Direkt ilk saldırı yapmış olsayım daha iyiydi. Şöyle 4 numara ölecek zaten. videodan önce yaptığımız saldırıyı yapmadın ama sen. Evet, dedim bir farklı bir saldırı taktiği deneyim. O, o da olmadı. Daha evet. Neyse tamam ilkinde ya yani hiçbir şey yapamadım. Köyü çok güçlü arkadaşlar. Ne yapayım? Tam sağlamlar. E evet. Çok güçlü tamam şöyle bir iptal diyelim sen ne yaptın üçlemişsindir beni yüzde %200 yapmışsındır. Şu anda yavaş yavaş ilerliyorum. Yani tamam. benim düzenim birazcık daha üçlenmeye müsait bir düzen gibi geldi. E, düzenden e, düzenden ilave yani senin şu an savunmaların da tamirde olduğu için. Hmm, o da var değil mi? doğru baksana evet. ha, hava bombaları yatıyor. Yani şurada x sayı var o bir çok tek önemli. sıkan. Hava saldırısı çok... için o çok önemli evet. Evet yani fişeklerden çok daha güçlüler ya ben onu fark ettim. Fişekler eski gücünü bilmiyorum getirmiş gibi Ali. Çünkü bu daha fazla hasar verdiyse bir de evet. şu anda eskiden birimlerimiz mesela çok fazla birim vardı. Hı hı. Bir kampa çok fazla birim sığdırıyor. Şu anda bir kampta bir birim var o da sıkıntı yaşıyoruz. Evet hani fişekler o kadar hani hava bombası mı fişekler mi kesinlikle hava bombasını basın arkadaşlar. Şu anda tabii ki evet. Şu an bakalım bu ikinci köyde ne yapacaksın Ali? Şimdi köyde şu anda düşünüyorum kanka. Şu anda bilmiyorum. Sen burada Tesla'ların nerede? Onu düşünüyorum. Ha, ee, bir dakika. Ali Tesla'lar tam et nerede olabilir? Çok zor değil bence ya. Evet zor değil ama biraz şu anda şöyle bir şey yapalım. Yani savaş makinesini bıraktı. İki tane birincisi var. To i̇ki top arabasını kulübenin oradan bırakman. Güzel. Şu an iki topu ve laf püskürtüsünü oyalıyor. Aha topun bir tanesi geri döndü ama iki tane olduğu için büyük ihtimalle alacaktır. Aynı kez aynen. Şöyle hava moduna çektin. Çok güzel. Binicilerin iki tanesini de hatta üç tanesini de sol taraftaki Tesla top ve fişeklerin olduğu yere yönlendirdi. Bir tane daha şuradaki topu serselmetti. Güzel gidiyorsun Ali. Çok güzel e savaş evet, makinesi. Şu anda. şu anda güzel gidiyor savaş. Evet şu an mükemmel gidiyor. Şuradaki dev top tamam mı? Şurada bir tek problem... Bir... Bebek ejderinin özelliğini kullanayım. Ondan sonra bir şey kalmayacak zaten. Aynen. Oradaki fişeyi de al zaten bitti. Geçmiş olsun. Evet. Adama bak ya. Adama bak ya. Bir de full ha bunlar. Dev top full. Püskürtücü full. Ondan sonra çok evet. tavan full. O full bu full. Kanka şöyle söyleyeyim. İlk köyünde senin hava bombalarının tamirde olması biraz kolaylaştırdı işlerimi. Evet ve orada bebek ejder de ekstra ne yaptın? Ee, Arttırdın. Birikten. Evet. evet Diğer savaşa sakladım kanka onu. Tamam bir tane daha yapalım. Farklı A, bir farklı bir düzen para attım. Buradan. Tamam sıkıntı yok. Bizim İsmail o da baya bir kupak asmıştı hatırlarsan. Evet hatırlıyorum. Hatta o, bak, bundan ilgili bir video çekmiştim. Bak 14.000 kupaya kadar gelmiş. Yani direkt arkadaşlar sınırsız kupa <laughs> nasıl yapabileceğinizi söylemiştim. O Bunu büyük ihtimalle 18.000'e kadar ilerletirsiniz eğer yaparsanız, işsiz gibi kasarsanız. Çünkü bir süre sonra oyun saldırtmıyor size. Rakip çıkartmıyor. Siz sürekli saldırı yapıyorsunuz, saldırı yapıyorsunuz, saldırı yapıyorsunuz. Kupalarınızı kasıyorsunuz. Hatta bazen üst üste aynı rakip bile gelebiliyor. Aynı rakibi üst üste işlerseniz zaten otomatikmen Ali değil mi? 50-50, 50 150 kupa kasıyorsunuz. Aynen. Yani bununla ilgili aynen, bir video aynen. çekmiştim. Aynen. Yani valla evet. bazen o kadar mükemmel videolar çekiyorum izleyici bazı izleyici kitlesi var böyle yüzde birlik bak o yüzde sesleniyorum ne çeksem yaranamıyorum lan. Yani <laughs> maalesef evet pardon. Hep edelim. böyle mesela ne yapmışlardı biliyor musun? O videodaki eleştiri şuydu. Evet eleştiri kesinlikle yapılması gerekiyor ama eleştirinin de hani tutarlı bir eleştiri olması lazım. Kim ganimet kasacak? Kim o kadar saldırı yapacak? İşsiz mi falan? Arkadaşlar oyun bu. Kimisi tüm vaktini bu oyunda değerlendiriyor. Kimisi eğlence için giriyor. Kimisi hiç girmiyor. Kimisi sadece telefonda yüklü Oyuna bile girmiyor. Ya ben sadece beni sürekli takip eden, kupa kasan, kupa kasma hevesi olan arkadaşlar ya da profilinin dolu dolu gözükmesini isteyen arkadaşlar için yapmış olduğum bir videoydu. Yani o video fikri seni ilgilendirmiyor olabilir, izlemeyebilirsin. Bu sana kalmış bir şey ama gidip de seni ilgilendirmeyen ya da senin hoşuna gitmeyen bir videoyu kötü yorum yapma hakkı vermiyor. Değil mi Ali'cim? Evet. Sonuna kadar haklısın kardeşim. Bu konuda ben de sana katlıyorum. Yani o videodan sonra birçok kişi kupa kastı profilini dolu dolu yaptı. Burada direkt e, Elmas Ligi'ne kadar çıktılar. Yani bilmiyorum güzeldi bence fena değildi. Ben de yapacağım bu arada. O Elmas Ligi'ye çıkacağım. Sadece şu an e, 6. inşaatçı almışım. Ana köyden ilgilendiğim için ben yan köyden çok fazla ilgilenemiyorum. Ali çok konuştuk bir saldıralım hadi. Tamam buyur kanka ben müzadele Hangi köy? Aynı köy Aynı, aynı köy mü göndereyim sana Yok müzadeler. bu sefer farklı bir köy yolla ya. Tamam farklı köy şö gönderiyorum. Şöyle Sender kabul et diyelim sen de bana saldır. Tamam. Hmm. Ali'cim boyum olsa da 1.50 <laughs> <laughs> Bayağı diline düştü ya bu. E, Valla dilime takıldı ya. Seni bir 1.50. Bu havaya bakıyor. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? Püskürtücü orada. Dev top orada. Ne yapılabilir? Güzel bir soru. Olala. Hmm. Bu sefer yerden sağlayacağım ben de sana. Tamam. E, olmaz. Şöyle bir şey yapsam şuradan şu an hani tamam. Okçu ok Kule'nin devre dışı olduğunu bilerekten bunu yapıyorum. Tamam. Güzel. Oradaki laf püskürtüsü görecektir birazdan. Oradakini de aldık. Süper. Şöyle yakınlaştırıp vursam. Ya yapma be. Laf püskürtüsü. Hayır bak. Ya yapma ya. Attım evet, ama. Evet. izliyorum İzliyorum şu anda. Tam ya. elektro odaklandı. <laughs> Aynen şuradan bir de şunu bırakıp. Heh. Tamamdır. Süper. Orayı aldık. Tamamdır orayı indirdik en azından. Şunu al. Bence de şu anda ilk köyde gayet güzel gidiyor her şey. Hmm. Ya şuradaki yok kötü oldu oradaki elektro daha ben çok çok iş yapacaktım. Duman etti beni. Bir de üstüne gitti dev top vurdu biliyor musun? Tam onun hizasında. Yok Ali senin köy düzenler Allah falan çok, çok iyi ya. Yani, yani senin Sanki düzenler sen çok iyi. videodan önce denediğim bir saldırı var ya onu denersen. Onu deneyebilirim. O da güzel bak ama evet, köy evet, şu an evet. senin okçu kilenin devre dışı olduğu için o saldırı taktiği işe yaradı. Aynen, aynen. Sen ne yaptın bu arada bana? Ee, şu anda ilk videoyu izledim. <laughs> senin... kendi saldırımı tekrardan izledim. Bir dakika. anne iz Yo i̇lk doğruydu. ilki doğruydu. Şöyle canlı izle. Ben niye kafa ben kafa gitti arkadaşlar. Oo, Ali duvarda köyde duvar, duvar ayı bırakmamışsın be. Köyde evet. duvar bile bırakmadık evet. Bakalım ne yapacağım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali ne yapmışsın? 6 askerim var. Tamam birisini deve çevirdin. Pekka'lar var. Oo, zaten Ali hava soğumaları 4 tane var. 2 tane top bir laf püskürtüsü bir tane de ee, evet, dev top var evet. yani. Ma maçın şu anda e, ölmesi benim için biraz sıkıntı olacak ama... Hmm, ya dev, devlerle tanklarsın ya. Aynen. Bir deneyeyim şu anda. Öncelikle burayı temizlemek istiyorum. Tamam. Oradaki sol alttan başladım. Evet. Topu amacım ve, burada ne şu e, an? Şu anda burada amacım topu ve eee lava lab püskürtücüyü hemen hızlı bir şekilde indirmek. Daha sonra bombazı'yı göndereceğim. Hı. Hmm, e, hasarını e, yememek için şöyle söyleyeyim. Güzel. Evet, şunu alman lazım alacak orayı hızlı bir şekilde indiysem şu anda bu arada 23 seviye de güzel ha bunu bir de 30 yapsam var ya yapamıyorsun değil mi yani, şu an ganimet kasamadığın için ya, saldırı yapamadığın ya. için çok saçma ya yani sen dediğin gibi o e, baskın hafta sonundan kazandığım Hı -hı. madalyalarla ve e, biriktirmiş olduğum biraz da klan liginden madalyalar, madalyalarla onlarla bir şeyler yapabiliyorum yoksa hiçbir şey yani ganimet gelmiyor zaten evet oradaki şeyi çok güzel aldım bu arada Alır mı oradaki? Çok güzel. Tesla'yı da aldı lan. Çok güzel attın bu arada evet. dev şeyi. Eee, Derrick'ı. gitmiyoruz ama e, istediğim gibi olmadı. Neden? Adi, o duvara Tekka'da kalmasını bekliyordum. Zaten Pekka hmm. biraz da uzak kaldı sadece. Sağlık olsun, tamam. sağlık Vay olsun. Zaten. Alırlar bence yine de. Alamazlar. Ee, Dev'in dev... özelliğini bence basacağım da gerek yok. Kendi kendi otomatik bastı. Tam da Devler... bir de, pe... Pekka lar Ali çok kaymadı mı sence? Evet, evet çok kaydı. Ama bence de sıkıntı değil gibi. Şöyle ee, vur kanka, abicim özelliği cızbızlara. Bir dakika. Bir dakika. Üstlenmesine üstlendi de kanka. Sadece e, istediğim gibi gitmedi yani saldırı çok ama. yine Güzel de... yere vurdun i̇şte. ya. Çok güzel. Aa, sen yani bu arada öyle, bir tane pekkan var. karakolal da özelliği var diye düşünüyordum ben. Ben de diyorum vur cızbızlara özelliğini. Yok yok onun <laughs> aldı, özelliğini aldı. ben yanlış yere almıştım zaten. güzel. Ama güzel. yine de. Şey Ad, adam adam iyi ya agalar adam iyi. Yani her ne her ne kadar olsa hiç olmasa bile senin normal günlük saldırılarında her zaman böyle full art full hesaplar gelmiyor. Sürekli bir tanesi yani bir binası yükseltmede olan köyler geliyordur. Daha kim kimse Aynen. fullenmedi arkadaşlar. Hani fullenenler para mara kitap mitap e, alanlar fullendi. Aynen kanka bir de biz bu sorundan da bahsetmedik. Evet. Ee, şöyle bir sorun da var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kupalar e, şu anda mesela benim kupam 18.000 veya 16.000, bin, 15.000 bin kupada olan bir arkadaş benimle karşıma çıkıyor yani evet, 5 bin evet. kupada, 3 bin kupada, 2 bin kupada hatta 22 kupada bile 30 kupada bile rakipler gelebiliyor Düşün, karşımıza düşünün dostlar Ali bak Ali 10, 18 bin kupada diyor ki rakip olarak 22 kupaya 22 kupalı birisi Aynen. çok saçma ya aşırı saçma bir olay Evet, zaten bu bu, bu yüzden de son, şu anda Supercell dengeleyemedi bu oyunu ve ben benim e, kendi fikrim bu yüzden kilitlendi şu anda kupa sistemi çünkü. Bence de rakip araba kısmını kapattılar. Ee, şöyle bir şey var kanka bir de şunu söyleyeyim. Hı -hı. Mesela oyun e, ilk çıktığında demişlerdi ya inşaatı üstü 2.0'da ilk, evet. ilk çıktığı zaman şöyle söylemişlerdi. Bir saldırı yapacaksın, bir savunma gelecek. Ama onu hiçbir türlü tutturamadılar. İlk başta tutturmaya çalıştılar, olmadı. Evet. Ee, rakip bulamadık, sıkıntılar yaşadık. Sonradan yine rakip bulduk ama bu sefer de saldırılar mesela, saldırı yapıyorduk. Ee, savunmalar birikip bir anda gelmeye başladı. Evet, evet, Bunlar evet. hepsini e, asla tutturamadılar. O yüzden de şu anda bu durumda. Ama umarım bir sözüm bulunur buna da. Yani bence Ali, bence diyorum, kendi nacizane fikrim. Burada ne yapmaları lazım biliyor musun? Şuradaki lig sisteminde bir dakika nerede kupa? Ha, şuradaki lig sisteminde elmas yani efsanelik sistemi gibi olacak. Günlük sana saldırıyorum 16 saldırı hakkı verecek. Yani 8 Aynen. ya bunu 16 yapacak. 16 saldırı hakkını efsane ligdeki gibi kullanacaksın. Ne kadar kupa kasarsan o kadar senin kupan olacak. 16 tane saldırı yiyeceksin. Ne kadar savunma yersen o kadar sıralaman ona göre ilerleyecek. Yani burada bu sefer şeye dönüyor olay arkadaşlar. Şu anki sistemde ne kadar çok aktifsen ne kadar çok saldırı yaparsan o kadar kupa yükseliyorsun. Bir de şansın varsa saldırı yemezsen birinci sıradasın. Yani bu şu an birinciler öyle oldu ve kupa evet. saldırı sistemini kapattılar. Adamlar beleşten birinci olacaklar haksız yere. Evet evet. Şu anda maalesef bu durumda oyun ve senin söylediğin gibi o daha mantıklı ve daha adaletli olur. Çünkü evet. e, herkesin eşit sayıda hakkı olması bu demek ki yani ben mesela 16 savaş yaptım. 16 savaşın e, şöyle söyleyeyim. 5'inde başarısız oldum. Diğer adam da 16 savaşın sadece ikisinde başarısız oldu ve o adam benden yukarıya çıkacak. Evet. Ama mesela ben e, sınırsız sayıda savaş yapabiliyorsam o adam zamanını ayırmadığı için altta kalacak. Şöyle söyleyeyim, ben ama Kesinlikle. Yani daha fazla savaş yaparak üst sıralara çıkacağım. Yani buna kesinlikle şu elmas sisteminde onu 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 getirirler diye düşünüyorum ama şimdi getirirler mi daha sonra mı getirirler bilmiyorum. Bir de Ali ben şunu gördüm. Yani bu kadar fazla ligin olması çok saçma bana göre. Çok fazla lig var. Bak çok fazla. Yani evet fazla lig yok aslında. Kademeler çok fazla. 5 4 3 2 1 3 2 1 sonra 3 2 1'e düşüyor. Ondan sonra bir ilerliyorsun, ilerliyorsun ta buraya gelene kadar. Yani evet. Bir şey soracağım kanka, lafını da, lafını da bölüyorum, özür dilerim. Tabi. Ana köyde nasıl bu durum? Ana köyde bu kadar lig yok mu? Yok, ana ligde şöyle söyleyeyim, bak şu kadar. bronz var, Gümüş evet, var, var, Altın, Kristal, var, Usta, var. Şampiyon, Tam. Titan, Efsane. Evet, burada biraz daha fazla. Evet, yani yan köyde bir tık daha fazla. Aslında fazlalıktan kastım, kademeleri çok fazla. 5 kademe, yani ilk şeye kadar 5 kademeden ilerliyor. Aynen, aynen. Bakır'a kadar. Bakır'dan sonra hatta pirince pirinç yok Bakır'a kadar. Bakır'dan sonra artık ben pirinç ligi ne lan? Pirinç ligini ben ciddiye bile alamıyorum. Evet. Yani bak bakır, çelik, <laughs> titanyum, evet, evet, evet. platin hani bunlar güzel dayanıklı şeyler yani. Elmas, yakut yani ama. Aslında mantıklı ya yani e, ilk başlarda başladığın zaman e, komik simler var. Sonradan ama gittikçe ciddileşiyor. Aynen. Git. Komiksellikse ciddileşebiliyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar böyle deli gibi kupa kasmayı niyetiniz varsa bence çok fazla kasmayın. Ama size şöyle bir tavsiyem var. eğer böyle profilinizin dolu dolu olmasını istiyorsanız 14 bin 15 bin kupalarda gözükmek istiyorsanız kasın sıkıntı yok herhangi bir problem de yaşamazsınız hatta elmas ligine gelin ki şu an her yıldız başına daha fazla ganimet alıyorsunuz ve hızlı bir şekilde köyünüzü geliştirirsiniz daha fazla ganimet alırsınız hani kendi fikrim tabii ki Ali katılıyor musun bana? Ben de şöyle bir ufacık kendi fikrimi bildireyim. Senin fikrine ilave olarak. Kasın arkadaşlar ama belirli bir kupaya kadar kasmayın. Mesela evet. e, Ahmet'in söylediği gibi 6 bin kupa 7 bin kupaya kadar kasın, orada durun. Daha fazla kasmayın. Her gün günlük saldırılarınızı yapın. Evet. Yani şu olur. 12 yıldızı ee, tamamlayın diyor. Evet e, o kupalarda durursanız eğer on, bilmiyorum şu anda 15 bin kupada mı sorun başlıyor yoksa 10 bin evet, kupada mı? Evet çünkü kilitlenirse olarak, arkadaşlar rakip bulamazsınız. Evet, evet Ali da kestim kusura, kesin, kusura bakma. Evet, evet buyur kanka. hem e, saldırı yapamayacaksınız kilitlenirse hem de savunma gelmediği için ne iksir biriktirebileceksiniz ne de altın biriktirebileceksiniz. Aynen o sınırı güzel bir şekilde tutturursanız elmas liginde kalırsanız elmas ligi sizi doyuracaktır. Hem duvar kasmanız için yeterli ganimeti bulacaksınız. Hem savunmalarınızı hem köyünüzü hem kahramanlarınızı geliştirmek için yeterli ganimeti bulacaksınız. Hani en iyisi dediği gibi 6200'den sonra değil mi? 6200'de başlıyor. Hani 6200'den Aynen. sonra 7 8 çok iyidir 7 8 arası arkadaşlar. Sizi yeterince doyuracaktır. O zaman Ali'cim, konuk olduğun için teşekkürler. Arkadaşlarımıza bilgilendirdik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı unutmayın dostlarım. Ali'nin kanalda açıklama kısmında yine hatırlatalım. Ee, videomuz bu kadar. <laughs> Ali'cim var mı söylemek istediğin bir şey? Yoksa video şu an 3, 2, 1... Kapanıyor. Ee, kanka ben de seni ve senin izleyicilerini son... Seni ve senin izleyicilerini ya. <laughs> Kanka teşekkür ederim tekrardan beni konuk aldığın için. Ve tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz bye bye. dostlarım. Bay bay.